Merhaba EkoTrend programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuzda alanında lider, öncü isimleri sizlere Kastamonu'da tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için konaklama sektöründe hizmet vermekte olan Balaban Apart'ın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Kastamonu'nun yetiştirdiği değerlerden Ramazan Balaban Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Ramazan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim siz de programımıza hoş geldiniz. Ramazan Bey, kalitenizden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce Ramazan Balaban kimdir? Sizi biraz tanımak isteriz. Kastamonluyuz. Kastamonlu'da doğduk. Kastamonlu'da büyüdük. Asıl mesleğimiz otel, apart işletmeciliği değil. Normalde giyim sektöründeyiz. Fakat yeterli bir süre içerisinde yaptığımız için artık sektör değiştirelim. Kastamonu'daki öğrencilerimizin sayısının çoğalması bizi apart otel işletmeciliğine biraz daha yaklaştırdı ve o tarafta ticarete döndük. Efendim Balaban apart sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? Biz 2015 yılında binamızı inşa ettik. 2015'ten 2017'ye kadar 3 yıldır bu sektördeyiz. Kaç kişilik kapasiteye sahip burası, kaç dairemiz, apart dairemiz mevcut ve ne gibi hizmetler sunar? Burası o kadar aslında çok büyük bir yer değil. 12 dairemiz var. Hizmet olarak da full eşyalı daireler ve hizmet alanı içerisinde 24 saat sıcak su, internet, elektrik, su, bütün giderler bizlere ait. Bu şekilde konaklama yapıyoruz. Full eşyalı. Ve genelde konaklama yapan kişiler üniversite öğrencileri ve memnunlar da. Hayatlarından da memnunlar, bizler de memnunlar. Biz de onlardan da memnunuz. Allah razı olsun. Hepsi de iyi öğrenciler, okumak için gelen öğrenciler. Ya, bu şekilde. Efendim şimdi şehir dışından geliyor nihayetinde burada konaklayanlar. Güvenlikte en fazlaca göz önünde bulundurulan, tercih ettikleri konaklama yerlerinde bulundurulan kısım. Bu noktada Balaban Apart ne tür bir hizmet sunuyor? Bizde şöyle söyleyeyim, her daire çelik kapılı ve kendisine ait bir dairesi vardır. Bunun haricinde kapılarda şifrelerimiz var. Herkes kendi şifreleriyle girip dairelerini kullanıyorlar. 24 saat kamera sistemimiz aktif, kayıtlarımız da yapılıyor. Ve burası tercih açısından şöyle söyleyeyim, biz pek fazla bir şey yapmıyoruz işin gerçeği. Öğrenciler ve buraya gelen, konaklamaya gelen insanlar kendi kendilerine bu çevreyi bize sağlıyorlar ve sıkıntı çekmiyoruz konaklama açısından. Yani rahatız, Allah'a şükürler olsun. Öğrenci veyahut da konaklama sıkıntısı da çekmiyoruz. Sadece öğrenci de değiliz. Yani bunun haricinde nasıl diyeyim, sivil halk, memur, öğretmen kalabiliyor. O şekilde yani.